Evet arkadaşlar, bugün sizlerle beraber gene bir FPS arttırma yapacağız. Ama bu FPS arttırma öyle bir arttırma ki Windows'un bir koruması mı diyelim, kendi kendine davranması mı, kendi kendine karar vermesi mi diyelim bilmiyorum. Windows'un bir olayı, Windows sınır kaldırma olarak FPS arttırma. Yani sizin donanımlarınız, i7'niz var diyelim, onun %80'inden faydalanabiliyorsunuz şu anki ayarlarınızla. Biz o %20'yi de bu ayarlarla yapacağız. Hem de ekstra bir Windows özellikleri var. Onu kapatacağız. Böyle zamanlayıcı diye bir olay var. Şimdi hemen videomuza geçelim. İlk olayımız bu dediğim repeat. Bu bir zamanlayıcı arkadaşlar. Windows'un kendi zamanlayıcısı bu. Bilgisayarda 3 tane zamanlayıcı oluyor bununla beraber. Ve bunlar beraber çalıştığında çakışabiliyor bazen oyun ve yazılımlarda. Bu olaylar, bu arada yapacağımız işlemler, hem bilgisayarınızda oyunlar için hem de genel performans hem de uygulamalarda her şeyi de etkileyecek. Bunların hepsi bir sınır ya da çakışma olayları arkadaşlar, yapacağımız düzeltmeler. O yüzden bilgisayarınızda genel bir hızlanma olacak. Repeat arkadaşlar, zamanlayıcı dediğim gibi. Hem hali hazırda 2 tane zamanlayıcımız var. Bir de bu olunca 3 tane oluyor ve çakışıyor. Bu hem Intel'de hem AMD'lerde, AMD bilgisayarda performans kaybı yaşatabiliyor. Şimdi bunu nasıl kaldıracağınızı gösteriyorum size. Gördüğünüz üzere böyle bir kodumuz var elimizde. Bunu yorumlarda vereceğim. Direkt yazmayacaksınız, uğraştırmayacağım sizi. Benim fitil olduğum bir şeydir böyle uğraşmak, 2 saat yazdırmak falan. Ben çok yaptım o zaman da, fitil oluyorum ona. Yorumda bırakacağım, sabitleyeceğim başa, oradan alırsınız. Böyle bir kodumuz var. Repeat'i kapatmak için arkadaşlar araştırma çubuğuna giriyoruz. CMD yazıyoruz. Bunu yönetici olarak çalıştırıyoruz. Buraya yapıştırıyoruz, Enter'a basıyoruz, oluyor. Ondan sonra sadece bununla kapatılmıyor arkadaşlar. Orada işlem tamamlandı yazacak. Ben yaptığım için tekrar yapmıyorum. Sadece bunun olmuyor. Onu yaptınız diyelim. Ve repeat'i kapatmanın ikinci adımı arkadaşlar. Bilgisayara giriyorsunuz. Özelliklere giriyorsunuz. Aygıt yönetici diyorsunuz. Burada sistem aygıtları var. Bazılarınızda burada Türkçe olarak yazar en altta. Yüksek duyarlı süre ölçeri diye. Bende İngilizce yazıyor şurada. Burada cihazı sağ tıklıyorsunuz. Cihazı kapat ya da etkisizleştir gibi bir şey olması lazım. Kapat yazması gerekiyor. Bu şekilde bunu kapatabiliyorsunuz arkadaşlar. Bu size performans artısı sağlayacak. İkinci adımımız. Bu sizin ikinci adım arkadaşlar, size kalmış. Çünkü güvenlik olayı. Windows'un güvenlik sistemiyle alakalı. Bu güvenliği sağlarken çok fazla performans kaybı oluyor. Risk altında oluyorsunuz ama kapattığınızda. Yani size kalmış. Performans mı istiyorsunuz, güvenlik mi? Onu siz karar vereceksiniz. Ben kapatmadım o yüzden. Size nasıl kapatacağınızı göstereceğim. Bu da büyük bir performans artışı sağlayacak yalnız. Bir de şunu söyleyeyim. Bu tarz virüse rastlayan kişi olmamış. Ama gene de siz bilirsiniz. Ben kapatmadım. Çünkü ne olur ne olmaz yani. Gene aramaya tıklıyorsunuz. Ayarlara giriyoruz. Buradan güvenlik diyoruz. Ondan sonra Windows güvenliğe tıklıyoruz. Uygulama ve tarayıcı denetimi diyoruz. Sonra bu var. Exploit Protection. Burada bunun ayarları var. Ayarlara tıklıyoruz. Bunu buradan kapatabilir. Sistem genelinde kapatabilirsiniz. İsterseniz istediğiniz programda kapatabilirsiniz. Size kalmış. Buraya artıya tıkladığınızda seçtiğiniz uygulamada kapalı olarak geliyor. Ben de açık gördüğünüz gibi. Şimdi üçüncü adımımız ve bu ayarlar kayıt defteri üzerinden olacak. Kayıt defteri temizleme gibi saçma bir şey değil bu. Bizim yapacağımız kayıt defteriyle oynama olacak arkadaşlar. Asıl olay şimdi başlıyor. Sınırları burada kaldırıyoruz arkadaşlar. Şimdi beni iyi izleyin. Kayıt defterimizi açıyoruz. Şuradan regedit yazıyoruz. Böyle sizde böyle olacak. Buraya geldiniz. Ben size yine bunları yorumlarda yazacağım arkadaşlar. Bunu kopyalıyoruz. Şu şekilde kopyalıyoruz arkadaşlar. Ctrl-C yapıyoruz. Ve şuraya kadar yapıştırıyoruz. Windows 10'da böyle. Windows 7 falansa siz gene böyle bir olay varsa yapacaksınız. Windows 7 falansa bilgisayarınızda bu şekilde yapamıyorsanız yolu izleyeceksiniz. Buna gireceksiniz, sonra buna gireceksiniz, sonra buna, sonra buna, sonra buna. Bu şekilde yapacaksınız. Bu klasöre kadar geleceksiniz. Ama Windows 10'da direkt gidebiliyoruz. Şuraya alıyoruz, yapıştırıyoruz. Enter'a basıyoruz. Şimdi burada iki tane kısıtlama var. Buradan birincisi networking. Yani ağ kısıtlamaları. İnternetinizi serbestçe bilgisayarınızda kullanmanıza izin vermiyor. Siz sınırsız bir şekilde hiçbir sınırlama olmadan kullanacaksınız. Burada buna sağ tıklıyorsunuz. Değiştir diyorsunuz ve şu kodu yapıştırıyorsunuz. Şuradaki bunun hepsini kopyalıyorsunuz ve buraya tak diye yapıştırıyorsunuz. Olay bitiyor.
Bunu alıyorsunuz burada, kopyalıyorsunuz, şuraya yapıştırıyorsunuz ve tamamı basıyorsunuz, bitiyor. Artık ağınız serbest. Serbestçe dolaşabilir artık. Bunu yaptığınızda ping değerlerinize, indirme hızınıza falan bir kontrol edin. Değişimi olacaktır. Şimdiki asıl konu, donanımların %80 kullanılmasını sağlayan kısıtlama bu. Biz o %20'yi de alacağız. Şimdi buna aşağıdaki bu kayıt değiştir diyoruz. Buraya buradaki sıfırları komple alıyoruz. Buraya yapıştırıyoruz. Tamamı basıyoruz ve bitiyor. Artık serbest bilgisayarınız. Tertemiz serbest. Artık %20'yi de canavar gibi bilgisayarınız kullanacak. İşlemciniz, ekran kartınızdan %20 kesilmiş. Son ayarımız arkadaşlar. Bu tamamen oyun için bir ayar. Bu son ayarımız tamamen oyunlar için arkadaşlar. Oyunlarda ekran kartını işlemciden daha çok öne çıkartmak için ekran kartını iyice böyle kullanmasını, bazı oyunlarda diyoruz ya %46 kullanıyor, %50 kullanıyor, böyle tam kullanması için, daha çok öne çıkartmak için ekran kartını yapacağımız bir ayar. Gene kayıt defterindeyiz. Verdiğim yolu yorumdan bakarak gidebilirsiniz. Gene ilk önce buna diye. Ama Windows 10 kullanıcıları benim gibi yapabilir. Bu arada ilk önce yapmanız gereken, bunu söylemeyi unuttum, en güncel Windows 10'u kullanmanız gerekiyor. O yüzden güncelleyin ilk başta. Bunu kopyalıyoruz. Buraya çat diye yapıştırıyoruz arkadaşlar. Burada game GPU priority. Buna değiştir diyoruz. Bu normalde 8 idi bende. Bunu 6'ya tıklıyorsunuz. 6'ya çekiyorsunuz. Tamamı basıyorsunuz ve artık olay bitiyor. Bu değerlerden sonra bilgisayarınızda genel bir hız artışı olacaktır arkadaşlar. Olduysa ve fark yarattıysanız yorumlarda yazın. Merak ediyorum kaç kişi de çalıştı, kaç kişi de oldu. Özellikle düşük sistemli bilgisayarları merak ediyorum. Onlar için aslında bu olay. Bazılarında iyi sistemli arkadaşlar da fark etmezler. Zaten sistem iyidir. %80'i bile iş görür. Düşük sistemli arkadaşlar çok fark hissedebilir. Yorumlarda yazın, merak ediyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Diğer videolarımızı da inceleyebilirsiniz. MMORPG videolarımızı. Yorumlarda kafana takılan bir şey olursa sor. Birebir iletişime geçmek veya kanala destek olmak veya karga otağına katılmak istiyorsanız arkadaşlar, orada katıl butonu var. Ücretler Metin 2'deki gibi değil. Çok ucuz. Katıl tuşuna basıp oradaki katıl tuşunu da inceleyebilirsiniz. Tıklayıp ücretleri, aylık aboneliği görebilirsiniz. Veya ben abonelik olmak istemiyorum. Bana ne diyorsan da kanala abone olup bildirimleri açarsan yeni videolarda haberdar olabilirsin. Kendine iyi bak. Görüşmek üzere.